Önceki akşam Kültür Parkı içerisinde bulunan özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen İnegöl Mobilyacılar Odası geleneksel iftar yemeğine katılan Türkiye Ağaç İşleri İsnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan önemli açıklamalarda bulundu. Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan başlattıkları imza kampanyası ile ilgili bilgiler verdi. Mobilyacılar bana gözlerinin öncülüğünde değil. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu'nun öncülüğünde odamızın da katkılarıyla yapılan bir imza kampanyası. Orayı düzelterek devam edelim. Güzel de bir kampanya oldu. Yaklaşık 15 bin civarında imza geldi. En fazla destekte Ankara ve İnegöl'den geldi. Dolayısıyla bu destekleri biz ilgili mercilere ulaştırdık ve rekabet kurulunda da bir resmi soruşturma başladı. Şu anda da rekabet kurulunda soruşturma devam ediyor. Sonuç alabildik mi? Şu anda almadık. Ama niye alamadığınızı sorarsanız, genel manada baktığınız zaman, bugün doların paritesine, euronun paritesine baktığınız zaman dolu düzgün bir parite yükselişi görülüyor. Ülkede olağanüstü hal uygulanırken olağanüstü şeyler de olmaya başladı. Ama sonumuzu hayır edilsin. İnşallah umudumuzu muhafaza ediyoruz ama karamsarlığımız artıyor. Bunu bir halde. Bu fiyat zamlarının önüne geçebilecek argümanları da yakalamış değiliz. Çünkü ekonomi statik haldeyken, stabil haldeyken daha kötü duruma gidiyor, eksi duruma gidiyor. Alınan kredilerin dönüşlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Tüketicilerin alım güçleri son derece düştü. Dıştan gelen yoğun ekonomik baskılar var. Direnç göstermek lazım. Umarım iyi olur diyelim. Yani karamsarlığımızı biraz gizleyerek iyimser tablo çizmeye çalışıyorum ama iyimser değil. Gerçek bu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ercan, döviz dalgalanmalarının ham madde fiyatlarını arttırdığını ifade etti. Girdilerimiz dışarıdan geliyor genelde. Şöyle düşünün, Türkiye ormanları normalde 22 milyon hektar alandır. Ama orman mühendislerine sorarsanız 12 milyon kullanım alanı olan orman alanı vardır. Ama burada 40 milyon metreküp acil kesilmesi gereken ağacımız var. Ama kesilmiyor. Bazı şeyler var, sistemde tıkanmalar var. Bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman ham madde girdilerinde dışa bağımlı hale geliyoruz. Dışarıdan getirdiğiniz her ham madde dövize endeksli olarak geliyor. Döviz fiyatlarındaki anormal yükselişler girdi maliyetlerimizi inanılmaz derecede yukarıya çekiyor. Burada aracı satıcılar da sıkıntılı durumda var. Onlara da hak veriyorum. Özellikle sünger ham maddesinde Almanya sünger imalatını en önemli ülkelerden bir tanesi. Fabrikalarında, Münih'teki fabrikada yangın çıktı. Budapeşte'deki bakıma girdi. Bunlar tabii ülkelerin ikili ilişkileriyle de alakalı ama döviz fiyatlarının anormal yükselişi bizi maalesef bu hale getirdi. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah sizin dediğiniz gibi stabil bir hale geliriz. Peki başkanım, zamlar dövizlerin artışından dolayı zam fiyatı geliyor mu? Ham maddeler zam geliyor mu şu an? Her an geliyor. Şu anda her an. Paramızla ham madde alamıyoruz. Malzeme alamıyoruz. Çünkü aracı firmada satmaya korkuyor. Sattığı zaman da kendisi yerine aynı fiyatta koyamıyor. Şu an yüzde kaç artış söz konusu ham maddede? %100'ü geçtik. %100 geçtik. Ya şu anda düşünün, dolar bir ay içerisinde 4 liradan 5 liraya geldi. Yani %25 dolar üzerinde bir zam olduğu zaman bu bizde %30-%40'a vuruyor. Dolayısıyla şu anda %100 zamı geçtik yani bir ilk çeyrekte.